Kebap Ali Baba Kebap Salonu'nda yenir. Tüm kebap çeşitleri, döneri, meşhur lahmacunu, bol çeşit ikramları, cuma günlerine özel yaprak döneri, enfes künefesi, diğer tatlı çeşitleri ve damaklarınıza tat katacak nice leziz seçenekleriyle Ali Baba ferah ve nezih ortamıyla sizleri Bahçeli Evler Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 25'te lezzete davet ediyor. Siparişleriniz için telefon 241 01 çift 0. Esnaf kuruluşu olan ve temeli yardımlaşmaya dayalı olan ahilik geleneğinin yaşatılması için her sene kutlanan Ahilik Kültürü Haftası ve Esnaf Bayramı bu yılda çok sayıda esnafı bir araya getirdi. Bakkallar ve Bayiler Odası tarafından Karesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen programa Vali Ahmet Turhan, BESOB Başkanı Mesut Aşanel, Vergi Dairesi Başkanı Hasan Yiğit, Ticaret Odası Başkanı Fahri Ermişler, diğer oda başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Bakkallar ve Bayiler Odası Şube Başkanı Hasan Yençul, ahilik geleneği hakkında bilgiler sunarken kutlamaların salonlardan çıkıp sokaklara yayılması gerektiğini vurguladı. Anadolu'yu Türk yurdu haline getirmek, şehirlerde yaşayan Rum ve Ermeni tacirleriyle rekabet edebilmek amacı ve Hacı Bektaşi Veli'nin tavsiyesiyle ahil teşkilatı Anadolu'da kurulmuş. Kısacası Anadolu'da ahilliğin şekillenmesi ve köylere kadar teşkilatlanması politik ve sosyoekonomik bir mecburiyetin ürünüdür. Esnaf ve sanatkar kardeşlerime de şunu söylemek istiyorum. Esnaf ve sanatkarlar ahilik geleneklerini yaşayarak, bilgi ve teknolojiyi kullanarak Avrupa Birliği standartları üzerine çıkabilirler, rekabet edebilirler, varlıklarını koruyabilirler diye düşünüyorum ve tavsiye ediyorum. Daha sonra mesleğe yıllarını vermiş oda üyelerine plaketleri verildi. Vali Ahmet Turhan da konuşmasında davetlilerle bir anısını paylaştı. Ben kısaca bir hatıramı anlatayım. Ankara'da büyüdük biz. Bir gecekondu mahallesinde oturuyorduk. Allah rahmet eylesin. Kadir amca diye bir bakkalımız vardı. Gerçekten Kadir amca bizim bankamızdı. Deftere yazdırırdık. Hatta son dönemde defter bizde dururdu. Alışveriş yapardık. O deftere borcumuzu kaydederdi. Ay sonu babam devlet memuruydu. Bazen yetişmezdi. Ikıla sıkıla giderdi. Hesap işlerine ben bakardım. Derdi ki Ahmet merak etme gelecek ay ödersiniz. Zaman zaman pazar parasını, defter kitap parasını Kadir amcadan alırdık. Kadir amcalar olduğu müddetçe bakkallar mahallemizde yaşar ve yaşamalıdır yani. Buna ben gönülden inanıyorum. Ancak tabii ki özellikle odalarımızın ahilik ruhunu canlandırma, mesleki dayanışmayı ve ticaret ahlakını en üst seviyeye getirecek o dinamizmi ayakta tutması çok çok önemli.